Zanzibarlı ressamın hikayesi. 1963 doğumluyum. Kavacıklıyım. 3,5 yaşında geçirdiğim bir hastalık sonucu çocuk felci oldum. Ama hayattan hiç kopmadım. Şimdi resim macerası aslında başlamadı. Vardı zaten. Çocukluğumda vardı. İnanmazdı öğretmenim yaptığım resimlere bakardı. Kopya yaptım diye bakmazdı bile. Daha sonra hep içimde o yaşadı. Hep yaşadı. 20 yaşına geldim, babamı kaybettim. Ama 17 yaşında da terziliğe başladım. Babamı kaybedince çalışmak zorundaydım. Kendi hayatımı idame ettirebilmem için çalışmak zorundaydım ve terzilik hayatına atıldım. El makinesiyle terzilik yapmaya başladım. Köyümün terzisi oldum. Yıllarca böyle devam etti. Ama resim aşkı içimde hala duruyor. Neleri çiziyorum? Doğayı çok seviyorum. Çiçekleri, ondan sonra yeşilliği. Yıllarca ben bir şelaleye gidemedim. Ondan sonra dağlara gidemedim. Çiçekleri göremedim. Daha çok onları hayal ettim. Onları çizdim. Vallahi en çok özledim yükseklik tepeye çıkmak. Tepeleri, dereleri, her şeyi önüme getirdim. Benim tepem oldu, benim ağacım oldu, benim suyum oldu, benim şelalem oldu. Yani onlara baktığımda ben onun içine girdim, o tepeye de çıktım. Şelaleyi de gördüm. Hatta çam ağacının tepesine çıktım. Yani böyle bu şekilde hayal ettim. Bu şekilde o gidemedim yerleri, göremedim yerleri, hayal ettim her yeri resmetmeye çalışıyorum. Resim çalışmalarına başladım. Sosyal medya yok, bir fotoğraf makinem yok, bakabileceğim bir obje yok. Gidip de bir dağa gidip ağaca bakma olanağım yok. İlkokul çocukların annelerinden kitapları istedim, topladım. Ve oradaki gördüğüm taş resmini, bir ağaç resmini bakarak tabloları çıkardım ortaya. 28 tabloya imza attım. Neyse sergi açılışımız oldu. Gazeteciler, televizyoncular geldi. Benim çok özel bir gündü benim için. Gayet güzel geçti her şey. Şimdi ben oturdum serginin başına artık. Gelen geçen geçmiş olsun deyip geçiyor ama resimlere hayran bakıyorlar. Bana bir şey demiyorlar. Ben yaptım dedim dedi. Yani şöyle bakıyorlar hiç yani bir şal varlı, başında yazmalı. Bir tekerlekli sandalyede oturan bir köy hanımı, yani bundan ressam olur herhalde dediler. Bizim kültürümüz bu. Ben şimdi burada şalvarımla ortaya çıktım. Biz burada şalva, ben bildim bileli, şalvar giyeriz. Ben de bu kültürümüzü aslında isteseydim değişebilirdim. Ama ben benlikten çıkardım diye düşünüyorum. Ben kültürümü hiç değiştirmedim. Nereye gittiysem, yani mecliste sergi açtık, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik, yani bakanlığa kadar ben şalvarımla her yere böyle gidiyorum. Yani halk beni böyle kabul etti. Tabii ki bazen çok nadiren eleştiriler alıyoruz. Yani değiş. Ben dedim asla değişmem. Ben köyde, benim yaşantım bu şekilde, benim kıyafetim bu şekilde. Bunlar bizim kültürümüz, milli kıyafetim. Ben bu şekilde yaşamaya, her yere bu şekilde gitmeye devam edeceğim dedim. Ya yani şimdi tanıyanlar artık beni bilenler böyle biliyor. Gel buyur. Gel. Şöyle çelimizin bir kısmını ayarladım. Doğal bir halim. Yani böyle olmasını ben istedim. Yani böyle olmasını istedim. Benim kültürüm, felsefem bu Ersun Hanım. Hiçbir zaman ben çok şükür Allah'ıma ben bu kadar bu aşamalara geleceğimi hiç tahmin etmezdim. Yani manevi yönden gerçekten Allah'ıma şükürler olsun ki ve her zaman Allah'a şükrederim. Gerçekten Rabbim beni çok özel yaratmış. Bir eksik varsa o kadar fazlalık var ki. Engelli arkadaşlarımız hani bir kenara çekilmesinler. Biz engelliyiz, her şey hazır beklemesinler. Yani kendileri de insan isteyince bir şeyler yapabiliyor.
Ben şu anda yani çok şeyi yani %80 her şeyimi kendim yapmaya çalışıyorum. Ve çalışarak yani kendi birilerinden hiçbir şey beklentim olmadan kendi imkanlarımla yaşamaya çalışıyorum. Yani önemli olan hangi aşamaya gelinirse gelinsin insan olabilmek. Ben bu aşamaya geldiysem resim bir rehberdir. Ben öyle düşünüyorum. Önemli olan insanın kişiliğidir.